Aslında Bodrum, dünyada su altı arkeolojisinin merkezi denilebilecek bir yer. Bir şeyi bulma keyfi, bir şeyi keşfetme keyfi, yani sözle anlatılabilecek bir şey değil. Bu Uluburun batığından çıkarılmış Afrika'dan gelen bir abonos kütük parçası. Bugün size sualtı arkeolojisi bilim dalının hikayesini, nasıl başladığını, her şeyin nasıl geliştiğini anlatmak istiyorum. 1958 yılında Amerikalı gazeteci ve araştırmacı yazar Peter Throckmorton Türkiye'ye ve Yunanistan'a geliyor. Bu geleneksel sünger dalgıçlarıyla röportaj yapmak için. Türkiye'de hala sağ olan birçok sünger dalgıcıyla konuştuğunuz zaman genelde size ilk söyledikleri şey, sana burada bir batık göstereceğim. Çünkü batıkların nerede olduğunu hepsi çok iyi biliyorlar. Ama Bodrumlu sünger dalgıcı Kemal Aras diyor ki, sana bir batık göstereceğim, metal dikdörtgen şeklinde metal külçeler var. Tamam diyor, göster. Ve Kemal Aras, Peter Throckmorton'u alıp Gelidonya burnunda dalıyorlar. Peter görüyor ki bu Tunç devrine ait bir batık ve derhal Pennsylvania Üniversitesi ile irtibata geçiyor. Çünkü o yıllarda Gordion'da Türkiye'de bir kara kazısı var. Ve profesöre diyor ki, burada bir batık var, Tunç devrine ait bir batık. Siz zaten bilimsel anlamda kazı tekniklerini bilen bir grupsunuz. Bence karada uyguladığınız arkeolojik kazı teknikleri su altına uygulanabilir. Fakat kazı başkanı diyor ki, suda oynamaya ne vaktim var ne de ilgim var. Ama bir tane doktor öğrencim var, George Bass, sen George'la konuş. Ve George'la Peter bir araya geliyorlar. Ve 1960 yılında Gelidonya burnunda dünyanın ilk bilimsel sualtı kazısını gerçekleştiriyorlar. Ve George Bass bunun bir kariyer olabileceğini düşünüp ertesi yıl 1962 yılında Bodrum Turgut Reis Yassıada'daki 7. yüzyıl batığının kazısına başlıyor ve ikinci senenin sonunda diyor ki, Türkiye hükümeti bana izin veriyor, bu eserleri çıkartıyoruz, bunları bir yerde depolamamız ve üzerinde çalışmamız lazım. Derken Peter, ben diyor Bodrum'da sünger dalgıçlarıyla röportaj yaparken yavaş yavaş onların topladığı amforaları kaleye koymaya başladım. Bence harika bir müze olur orası. Ve George, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara'ya gidiyor. Bodrum Kalesi'nin müze olmasını sağlıyorlar ve 63 yılında müze kurulduğundan beri birlikte kazılarını yaptığımız batıkların sergilenmesi, konservasyonu, restorasyonu, bilimsel çalışmaları, bütün bu işleri gerçekleştirebilmek için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ile birlikte çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Aslında Bodrum dünyada sualtı arkeolojisinin merkezi denilebilecek bir yer, bir mekan. Çünkü bu disiplin burada gelişmiş durumda. Bir batığın kazılması demek, zamanın hapsolduğu bir buluntu grubunun kazılması demek. Ve biz yaptığımız çalışmalar, araştırmalar sonunda tarihlemeyi, bütün analizlerle, işte menşei, gideceği yer, geminin özellikleri, kargosu, mürettebatı, mürettebata ait kişisel eşyalar, bunları doğru tarihlediğimiz zaman ve bilimsel yayınlarda bunu çıkardığımız zaman kara kazılarında cevap bulunamamış birçok soruya da cevap çıkmaya başladı. Wreck discovered off the coast of Turkey by a sponge diver has turned out to be the oldest wreck ever found. Ship that sank off the southern coast of Turkey 1400 years before the birth of Christ. An archaeologist in Washington today called the new discovery deep under the sea the most exciting and important ancient shipwreck found in the Mediterranean. It may answer many questions about early civilization. Her batık yeni bir bilgi getiriyor. Geminin yapım tekniği, inşa tekniği ile ilgili olarak tabii bu da insanlığın alet kullanmada, hangi ağaç türü, gemi mühendisliğindeki gelişimini görebiliyoruz. Kaplamaların önce konduğu teknikten omurga, postalar ve dışa kaplamanın konduğu gemi, bugün de kullanılan gemi inşa tekniğine geçişi kazısını yaptığımız batıklar sayesinde çok güzel görebildik nereden nereye geldiğini. Bunlar önemli. Kendi insanlık geçmişimize dair bilgileri elde ediyoruz.
Uluburun batığı çok şanslıyız ki bizim ülkemizde batmış bir batık. Şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde bulunmamış zenginlikte bir kargoya sahip bir batık. İsrail'in hemen biraz kuzeyinde, bugün Suriye-Filistin kıyıları yakınlarındaki bir limandan yüklenip muhtemelen ana kıta Yunanistan'a giden bir batıktı. Ve o kadar önemli ki gençliğimiz milenyumun en önemli 10 arkeolojik keşfi arasına girdi bu batık. Ve tabii ki de George Best de geçtiğimiz milenyumun en önemli 10 arkeoloğu arasına girdi ki bunların arasında Mısır piramitleri, David Carter, Tutankhamun'un mezarını bulan arkeologlar, o buluşlar var. O yüzden çok çok önemli bir batık. Ve şu anda 1984-94 yılları arası 11 yaz çalışıldı, 25 binden fazla dalış yapılarak. Bugün 2023, hala o batıktan çıkan malzemelerin konservasyonu ve restorasyonuyla çalışıyoruz. Çünkü 25 bin, 30 bin arası parça çıktı batıktan. Bunların çok uzun süren konservasyon işlemleri ve ondan sonra restorasyon işlemleri ki bunlar tamamlandıktan sonra ancak bilimsel çalışmalar yapılabiliyor ki ondan sonra sonucunda şu kitapları yazalım. Her şeyi yapma sebebimiz bu kitapları, bu bilimsel yayını yapabilmek. Biz 30-60 metre bandında derinlikteki batıklarda çalışmayı tercih ediyoruz. Virazon 2 isimli yeni gemimiz var. Daha önce Virazon gemimiz, Caroline isimli denizaltımız ve Milavanda isimli katamaranımız vardı. Bütün bunların işlevselliğini bir araya toplayacağımız şekilde yeni bir araştırma gemimiz inşa edildi. Yine enstitü arkeologlarımızdan Orkan Köyasuoğlu tarafından dizayn edilip Türkiye'de Tuzla'da Navtek firması ve Mengiyay firması tarafından yapıldı. Bu teknenin en önemli özelliklerinden bir tanesi bugüne kadar dünyada yapılmış, daha doğrusu klaslanmış ilk ve tek arkeolojik araştırma gemisi olması. Dünyada pek çok araştırma gemisi arkeoloji amacıyla kullanılıyor. Büyüğünden küçüğüne kadar pek çok örneği var. Fakat bu amaçla inşa edilmiş ve klaslanmış resmi olarak ilk ve tek gemi budur. Birincil olan şey insan güvenliği, can güvenliği. İkincil olan şey eserlerin, arkeolojik buluntuların emniyeti ve güvenliği bizim için. Bu sebepten dolayı biz dalış yaptığımız zaman, bir çalışma yaptığımız zaman su altında palet kesinlikle kullanmayız, eldiven kesinlikle kullanmayız. Neden? Çünkü palet kullandığımız zaman eserlere zarar verebilirler veyahut da o konteksi bozabilirler. Diğer taraftan eldiven, dokunduğumuz şeyin ne kadar yumuşak olduğunu, ne kadar sert olduğunu, onun kırılganlığını hiçbir şekilde elimizde başka bir yüzey varken, yani bir eldiven gibi başka bir yüzey varken hissedemeyiz. Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde eldiven kullanmıyoruz. Ve özellikle bütün dalgıç çalışma arkadaşlarımıza en büyük tembihimiz her daim dokundukları ve bulundukları yere dikkat etmeleri. Çünkü hiç beklenmedik şekilde kumun altından veyahut da kayanın altından veyahut da hiç beklenmeyen bir yerden bir eser çıkabilir. Bunu öngörmemiz mümkün değil. O nedenden dolayı sürekli olarak bir alarm halinde olmaları gerekiyor eserleri koruyabilmek için. Toplu iğne başından biraz daha büyük miktardaki fayans boncuklar veya işte çörek otu, incir çekirdeği, üzüm çekirdeği bu kadar küçüklükteki organik malzemeyi dahi kaçırmadan 44-60 metre derinliğinde yüzeye çıkartıp bunlar üzerindeki çalışmalar yapılabiliyor. Yani sizin iyi bir arkeolog ve aynı zamanda iyi bir dalgıç olmanız gerekiyor ki bu küçücük buluntuları da kaçırmayasınız. Tabii ki de yüzeydeki laboratuvar ekibinin de görevini en iyi şekilde yapması lazım ki bu kadar küçük malzemenin, bu kadar önemli, binlerce yıldır su altında kalıp bozulmuş, dokusu bozulmuş olan malzemenin konservasyonunun, ona uygulanacak kimyasal işlemlerin doğru şekilde yapılmış olması lazım ki müzede sergilenebilsin. Şükran Hanım aynı şekilde bu Pabuçburnu Batığı amforalarının restorasyonu projesinin başında zaten kendisi yürütüyor ve buluyor. Aynı zamanda da Uluburun Batığı'ndan çıkan organiklerle ilgili çalışmaları yürütüyor. Çünkü kendi doktora çalışması da bu, değil mi? Bu bölgedeki zeytin, incir ve üzüm. Üzüm çekirdekleriyle ilgili doktora çalışması yapıyor. Her eser fotoğrafı ve çizimiyle giriyor katalog bölümünde ve biz çizimde bilgisayar programları kullanmıyoruz. Hala elle çalışıyoruz. Çünkü insan gözünün gördüğü detayları
birçok bilgisayar programının kaçırdığını gördük maalesef. O yüzden hala elle çalışıyoruz. Milattan sonra 11. yüzyıla ait Serçe Limanı cam batığı kazısını yaptık 1977-79 yılları arasında enstitü olarak. Ve bu batıktan toplam yaklaşık 3,5 ton ağırlığında cam kargo çıktı. Ana kargosu cam geminin. Ve gördük ki bunlar artık tabii ki de düşünün ki cam ne kadar kırılgan bir malzeme ve bir gemide batmış bir kaza geçirmiş cam. Milyonlarca kırık parça. Ve bizim laboratuvar ekibi konservasyonları bitirip, restorasyonları başlayıp cam parçaları bir araya getirmeye başladıkları zaman aslında birçoğunun zaten yarım, kırık, birleşmeyen parçalar olduğunu gördüler. Bunun üzerine miktar fazla olunca anlaşıldı ki geri dönüşüm için veya tekrar işte kullanım için zaten gemiye kırık, bozuk, cüruf dediğimiz atık cam parçaları da yüklenmiş. Muhtemelen sepetlerin, hazır sepetlerin içinde bitmiş, işlenmiş işte bardak, çanak, tabak, sürahi gibi parçacıklar var. Onlar tamamlanmış, belli ki onlar bitmiş mamul olarak gemiye konmuş. Ama birçok geri dönüşüm tekrar eritilip kullanılacak şekilde binlerce parça da bulundu bu batıkta. O yüzden camın binlerce yıldır geri dönüşüm olarak kullanıldığı çok özel bir bence materyal oldu. Bu batıkta bir kez daha görülmüş oldu. Bu Serçe Limanı batığı, cam batığının ikinci cildi 2015 yılında çıktı. Batığın kazısı 1977-1979 yılları arasında yapıldı. 2015 yılında ikinci cildi çıkarabildi. Bu yaz üçüncü cildinin editörleri geldiler ve üçüncü ve son artık bu batığın nihai yayını bitebilmesi için herhalde 2026-27 yılında üçüncü ciltte bitecek. Aradan 50 yıllık bir süreç sonucunda batığın tüm ciltleri, yayınları tamamlanmış olacak. O yüzden sualtı kazıları ve sonrasındaki çalışmalar onlarca yıl süren bir süreç. Biz de bu merkezde onu yapmaya çalışıyoruz.